Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kıynamsız dikkatler ekranımızı bulsun. There is a genocide happening right now. Right now, as I speak this message. Torture. Danlıq basketbolçi Uyğurlarını qollığanlığı sebeplik Xitayda çeklendi. Amerika'da top oynayotgan danlıq basketbolçi Anas Kanter Tibetler ve Uyğurlar üçün avaz çıkarğanlığı sebeplik Xitay tarafından çeklendi. Amerika Kasbi Basketbolcular Birleşmesi müsabakası NBA'nın Boston Celtics komandasının danlıq topçisi Türk milletinden bolğan Anas Kanter 22 oktyabr Twitter hesabında yeni sin yollap Xitayın Şarkı Türkistan'daki Uyğur ve başka Müslümanlarga kılıvatkan kişilik hukuk depsendikilikini ayıplıgan. Kanter mezkursinin üstüge rahimsiz diktator Xi Jinping ve Xitay Kompartiyesi. Men halkara cemiyetin aldıda sizlerge çakırı kılıman ki, kul emgeki oğrullarını ve lagırlarını takanlar ve Uyğur halkıge erkellik beyranlar. İrki kırgınçılıkını hazırla toxtutunlar dep yazgan. O mezkur sinde men sözlevatkan müşpeyde Xitay Şarkı Türkistan'daki 1 milyon 800 milyon artık Uyghur'nı lagırga solap kıynavatıdı. Uyghurlarga irki kırgınçılık, kıynaş, baskınçılık kılış, mecburi balı çüşürüş ve tuğmas kılış, ailini parçalaş, halıgancı tutup duruş, ceza lagırga solaş, lagır ve atalmış siyasi cihette kayıt terbiyeleş, mecburi emgeki seliş katarlık cinayetler icra kılınavatıdı diyen. Anas Kanter sindiyene Müslüman qeyrindaşlarım öldürülgen baskınçılıkı uçurgan ve xorlangan bir vaqtta Müslümanlar köpsallıqını igileydigan hükümet ve devlet rehberlerinin sükutu duruşu kişini ümitsizlendirdi degen. Anas Kanter Uyğurlar haqqıda avaz çıkırıştın 2 gün ilgiri oxşaş usulda sindar qıtıp Xitayning Tibetlerini bastırganlıqını ayıplıgan idi ve Xitayning qattıq narazılıqını qozgan idi. Bu sebeplik Tengşun şirketi video süpsida Boston Celtics komandasının müsabıqısını tarqıtışını toxtatqan. Sina mikro blogidimi Anas Kanter'a alaqadar barlıq mezmunlar öçürülgen. Bu NBA komandalarının tüncü qıtım Xitayning çişiği tigişi emas bolup, 2019 yılı 10. ayda NBA'deki danlıq komandalarının biri bolgan Houston Rakita komandasının baş direktori Daryl Morey Twitter'da Hong Kong halkının erkellik görüşünü kollaydıganlıqını bildirgendeyken, Xitayning narazılıqını qozgan idi. Ve Rakita komandasının müsabıqalarının Xitayda tarqıtılışı çeklengen idi. Xitay Dünya Savdo Teşkilatının tekşürüş yığını da qattıq tanqidge uçurdu. Aldınqı hafta Dünya Savdo Teşkilatı 8. növbetlik Xitay savdo siyasetini bahalaş yığını ötküzgen bolup, Xitay Dünya Savdo Teşkilatı'a kirgen 20 yıldan buyan tüncü qıtım qattıq tanqidge uçurdu. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Amerika ve onun asaslıq ihtipaqtaşları bu hafta Dünya Savdo Teşkilatı'nın 8. növbetlik Xitay savdo siyasetini bahalaş yığını da Xitayning adaletsiz savdo siyasetini qattıq tanqid qilgan bolup, Xitayning keng kölemlik sanoat toqulmasi ve başka adaletsiz kılmışlar arqalıq qaydı nizamğa tayanğan dünya savdo sistemasiga buzğunçılık qilganlığını oturğa qoyğan. Xitay bolsa bu ayıplaşlarını rad qilip, özining dünya savdo teşkilatını yadro qilgan köp taraflik savdo sistemasining qoğduğuçisi ekanligini da'vo qilgan. Bazı mutaxassislarning ko'rsatishicha Xitay dünya savdo teşkilatiga kirgan 20 yıldan buyon yanada erkin bazarını asas qilgan dünya savdo teşkilatı ruhiga amal qilmagan. Aslidagi xalqaro savdo nizami yeni sohalarni qoplay olmagan bo'lib, bu Xitayga fursat yaratib bergan. 20 oktyabrdagi tunji qatimliq baholash yig'inida dünya savdo teşkilatiga a'zo 50 davlatning vakili so'z qilgan bo'lib, ularning ko'pincisi Xitayning o'tgan 20 yildagi savdo odatini tanqid qilgan. Amerika'nın Dünya Savdo Teşkilatı'daki vakitlik vekili David Bisbee'nin eğitişçe, Xitay Dünya Savdo Teşkilatı'a azabılı salahiyetinin paydalanıp, Dünya Savdo Teşkilatı'daki en çok savdo kılgıcıga aylanğan. Şunun bilen bir vakitte bazar karakteri bulmağan usul vasıtlarını hesselep aşırıp, Amerika ve başka devletlerdeki işçi hizmetçiler ve karxanlarga ziyan yetkizgen. Xitay'nın sanayet siyaseti rekabet muhitini burmalap, import kılınğan tavar, mülazimet ve ularının çet eldeki temelli göçülerini paydasız orungu çürüp koygan. Angliyanın Dünya Savdo Teşkilatı'daki vekili Simon Manley Xitay'ını ayıplab, Xitay karxanlarının Xitay'nın sanayet stratejisi'deki merkezi orni ve ticaretinin uçuk aşkarı bulmaslık meselesi'ye dikkat kılıp atkallıqını, Xitay'nın bu şirketlerinin normal bazar açıkçı süptede savdo kılıp atkallıqını tekhimi inik ispatlaş mecburiyeti barlıqını bildirgen.
Amerika Kengash Palata azası Xitayni agahlandırdı. Amerika Kengash Palata azası Xitayni agahlandırıp, Tayvanni ikinci Hong Kong deb qarab qalmaslıqı kerakligini bildirgan. Amerika Avazının xabarida bildirilishicha, Amerika Kengash Palatasi harbiy komitetining azası Cumhuriyetler Partisi'nin Kengash Palata azası Dan Sullivan aldınqı hafta Xalqaro Cumhuriyetler Institutu'nun yıllık yığında sözlügen nutquda Xitayni Tayvanni Hong Kong'dan keyingi nişanı qılmaslıq haqida agahlandırgan. Hem de Amerika'nın hazırki kanun nizamlarına asasen Tayvan'ın xatırdan qoğdaydıqanlıqını yeni bir qetim təkidligen. Ve şundaqlı dünyanın her qaysi yaylardaki demokratik devletlerini meydansızlıqını ahırlaştırışkı çağırgan. Sullivan sözüde Kuba, Litvaniya, Birma ve başka devletlerdeki kişilerinin demokratiya ve erkenlikke koşkan tökpisige yukarı baha berip, onlarının tirişçallıqının dünyadaki bir kısım zulmetlik yaylarına yorukluq ataqılganlıqını Tayvan'ın bunun tipik örneki işgallikini körüstüp ötgen. Sullivan Xitayning Tayvanga zo'r tahdid bo'lib hisoblanganligini, navbatda Tayvanning hayot mamatlik payti turganligini ta'kidlash bilan birga, Amerika parlamenti ma'qullagan Tayvan munosabati qonunida aniq qilib, tinchlik usulida bo'lmagan vositalar bilan Tayvanning kelgusini belgilaydigan har qanday harakatning G'arbiy Tinch okean rayonining tinchligi va muqimligiga tahdid elib kelganligi va Amerikaning diqqatini qo'zg'aydiganligi aniq o'tirg'i qo'yilgan deganlarni qayd qilib o'tgan. Sullivan sözünün ahırdiyana hazır dünya körüp durvatkan erkenlik bilen zoravallık otursudaki rekabetinin pütkül dünya vaziyeti bilen bivastı münasifetlik ikerlikini, dünyadaki barlıq demokratik devletlerinin bununla karab durmaslıqı kerekliğini təkidligen. Xitay çigradın kanunsuz ötkerlerge karşı koral işiltişki ruhsat kılmaqçı. Xitayning qonun chiqarish organi bo'lgan atalmış xalq qurultayi doimiy komiteti tasdiqlagan yangi chegara bexatarlik qonuni kelar yili 1 yanvardan boshlab yo'lga qo'yilgan bo'lib, chegaradan qonunsiz o'tganlarga qarshi qoral ishlatishga ruxsat qilingan. Janubiy Xitoy atiganlik pochtigasining xabarida aytilishicha 62 modda va 7 bo'lakdan tarkib topgan quruqlik chegara qonunining atalmış chegara bexatarligini ta'minlash, kuchaytirish va qo'g'dash uchun tayyorlanganligi bildirilgan. Mezkur kanunda kanun icra kılgıçlarının hayatına ya ki mal mülükke xavup yetküzdüğün hücum ya ki başka zoravallık hareketlerde bolğallarga ve kanunsuz çigradın ötmekçi bolğallarga karşı koral işiltişke yol koyulgan bulup, çigra etrapıda türlük uçkuşsuz ayruplan ve mikrotiptiki ayruplarlarının işiltilişimi çeklengen. Mezkur kanun Xitay armiyesinin çigradı yüzberedigan atalmış işgaliyet, sınıp giriş ya ki iğbagerçilikke korallık karıştırışıgı yol koyulgan bulup, eğer Xitay rejimi muvafiq deb qarasa, chegaranı taqashqımı qanuni asas yaratıp berdiken. Bir kısım analizçiler Xitayning Hindistan ve Afganistan chegarasidagi bexatarligiga alohida ko'ngil bo'layotganligini bildirmoqda. Xitayning bir universitet tajribaxonasi kuyib ketdi. 24 oktyabr tushdan keyin Nanjing Avasiya Alam qatnashi universitetining tajribaxonasida o't apiti yuz berib, 2 kishi o'lib, 9 kishi yaralangan. Nanjing Avasiya Alam qatnashi universitetining rasmiy Weibo hisobida aytilishicha, 24 oktyabr tushdan keyin soat 4 ga yaqin Nanjing Avasiya Alam qatnashi universitetining tajribaxonasida o't apiti yuz bergan. Maktabga yaqin joyda o'ltiraqlashgan aholilar shu kuni tushdan keyin qattiq portlagan ovozni anglaganligini Andin qarish tarafdagi material bo'limi va texniki maktabining tajribaxona binosidan quyuq qora is chiqqanligini bildirishgan. Shu yerdagi o't o'chirish qutqizish punkti harakatga o'tgan bo'lib, yaralangan 11 kishi doktorxonaga yotqilgan. Ularning ichidagi 2-si qutqizish unum bermay o'lgan. Navbatda apatning konkret sababi tekshirilmoqdagan. Hirot kuchilik tarbiyalash markazida o'qish bitirish marosimi o'tkazildi. Hirot kuchilik tarbiyalash markazi 24 oktyabr Istanbulning Safaköy rayonida 3-chi navbatlik xonim-qizlar o'qish bitirish marosimi o'tkazdi. Marosimga Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon, jamoat arbobi Abduqodir Yapchan, Sharq Turkiston ulamolar birligining raisi vakili Mahmudjon Damullam, muavin raisi ustoz Sirojiddin Azizi, Sutuqboraxon ilm va madaniyat vaqfining muavin raisi Umar Qarajim, Ma'rif jamiyatining bosh katibi Abdul Ahad Abdurahman Kökay İnsani Yardım Cemiyeti Reisi Abdurahim Aziz Oğlu Qatarlıqlar ve 500'ge yakın hanım kızlar iştirak kıldı. Faaliyette Hira Uyghur Mektibinin baş müdiri Lokmancan Efendi ve teşkilat rehberleri tertip boyunca söz kılıp, tikkücülük kursuda okuş bitirgen hanım kızlarını tebrikledi. Ve öz küçüge tayinip tirikçilik kılıçının muşimliği bulup mu muhacirette bunun tihamı zörür bulup kalgallıqını tekitledi.
Mürasim diyene türlük kesiplerini ögünüş arkalık öz küçüğü tayinip, ailenin iktisadi kıyınçılıkını halkılış kadarlık temalar erkeni müzakere kılındı. İstanbul'u caylaşkan Hira Uyghur Mektibi, Balılar Maaripi, Çoğunlar Maaripi ve Kespi Maarip bir gevde kılınan okutuş ramkisi işçi de yıllardın beri muhaciretiki Uyghurlar üçün hizmet kılıp gelmekte. Özbekistan'da yeni prezidentlik sayılımı ötküzülmekte. Özbekistan halkı 24. Oktyabr yeni prezident sayılımı üçün bilet taşlaşını başladı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe bu kıtımlık sayılam Özbekistan'ın 27 yıl başkurgan Tunca Prezident İslam Kerimov 2016 yılı sentabr ölgendeyken şu yılı 13. ayda ötküzülgen müddetin ilgirgi sayılamdan bayanqı Tunca kıtımlık prezidentlik sayılım bulup hesaplandıyken. Nöbette Royhatke elinğen 21 266 000 sayılıqıcı bütün memleket miqyasıda belet taşlayalaydıgan bulup kanunga binaen sayılamda pekat siyasi partiyalarla prezident namzatlarını çıkaralaydıyken. Bu kıtım kısaylamda Ekologiya Partisi'den Narzullah Oblo Muradov, Halk Demokratiya Partisi'den Maksuda Vorisova, Milli Terakiyat Demokrat Partisi'den Alish Kadirov, Adalet Sosyal Demokratlar Partisi'den Behrom Abduhalimov ve Erkin Demokratlar Partisi'den kaydı namzat görüstüligen Prezident Şevket Mirziyoyev rekabetke çüşüdüken. Kanunga binaen belet taşlaş nispeti 33%'ın aşkan saylamlar küçke ege hesaplandıken. Ve her kandak bir namzatının saylamda galibi kılışı üçün çokum yerimden köprek biletke erişişi gerekken. Ondak bolmağanda en köp biletke erişken iki namzat ikinci baskuşluk saylamğa katnışıdıkken. Türkiye Kızılay Cemiyeti Afganistan'a zor miktarda insanperverlik yardımı yolladı. Türkiye Kızılay Cemiyeti insanperverlik krizisi görülgen Afganistan'a 142 tonda yardım buyumu evetti. Türkiye Avazı Radyosu'nun bu haftaki haberde eğitilişçe 5 yük avtomobilde besilgan yemeklik yardımı Pakistan arkalık Afganistan'a karab yolu çıkan bulup cemi 142 tonu kildiğen insanperverlik yardımı Pakistan-Afganistan çigrasıdaki Torham çigra iğizden ötken. Malum buluşça mezkur yardımlar Afganistan'dan paytaxtı Kabul bilen Daykundi, Lahman ve Nuristan vilayetlerde tarıktıldıken. Yemeklik yardımından tahminen 30 mingden artık kişi paydalını alaydıken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kalıp programı ahırda, ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edin ben. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.